Bulgaristan'daki Türk Sivil Toplum Kuruluşu, Bulgaristan Adalet Federasyonu, Başsavcı Boris Velçe ve Askeri Temyiz Savcılığına gönderdiği bir mektupla Bulgaristan'da Türklere karşı komünist dönemde uygulanan zorla isim değiştirme suçları ile ilgili açılan davanın süresinin uzatılmasını istedi. Adalet Federasyonu Avrupa Komisyonu'na da gönderdiği mektupta zorla isimleri değiştirilenlerin yer aldığı yeni bir liste hazırladıklarını, ancak mahkemenin Türkiye'de ikamet eden bu kişileri dinlemediğini, Türk makamlarından yardım istemediğini kaydetti. Federasyon dava ile ilgili süre uzatılmasına gidilmediği takdirde Bulgaristan'da ve Türkiye'de göçmen derneklerinin yardımıyla imza kampanyası başlatacaklarını kaydederek Avrupa Komisyonu'ndan da bu davayı yakından takip etmelerini isteyeceklerini vurguladı. Bulgaristan'da 1991 yılında başlayan ve bir numaralı dava olarak bilinen davada, komünist yönetim zamanında Türk azınlığa karşı uygulanan asimilasyon politikasının sorumlularının yargılanması isteniyordu. Dava açılan isimler arasında 1998 yılında ölen eski devlet başkanı Todor Živkov da bulunuyordu. Delil yetersizliğinden ve hapislerde yatan Türklerin ifadelerinin alınamaması sebebiyle dava yıllarca bir türlü karara bağlanamamıştı.